anlamıyorsunuz? Ben de anlamadım anne. Sesini çıkarma. Nihayet karşılaştık. Acelen yok değil mi? Umarım yolundan alıkoymuyorumdur. Hava. Olamaz. Sen ateş değilsin. Yalan söylüyorsun. Cezayir'i arayacağım. Boşuna uğraşma babaanne. Aracımda sinyal kesici var. Telefonun çekmez. Kızma bana. Aramıza kimse girmesin istedim. Hele ki Cezayir hiç girmesin. Bak biliyorum. Yalan söylediğimi düşünüyorsun. Cezayir'in düşmanları bana tuzak kurdu diyorsun ama öyle değil. Değil babaanne. Benim. Ateş. Hatırlıyor musun? 4 yaşındaydım. Babam herkesten gizli senin yanına getirdi beni. İlk defa orada tanıştık. Bir orman kulübesinde. Senin kokunu duyduğum, sana sarıldığım o anı hiç unutmadım babaanne. Siz babamla konuşurken etrafta koşuyordum. Kolum sobaya yapıştı. Sen benden daha çok üzüldün. Daha çok ağladın. Benim yaralarımın hiçbiri geçmedi baba. Ateş. Hale. Torunum. Torunum benim. Geldim. Buradayım. Torunum benim. Ses. Neresi burası? Benim kaldığım yer. Neden bir otel falan? Anlatacağım babaannem. Her şeyi anlatacağım sana. Gel içeride konuşalım. Gülendam anne, ben de geleyim. Yalnız gitme lütfen. Gerek yok Yavuz. Yabancı yerde değiliz. Sen arabada bekle. Gel baba. Thank you.
Ateş sen? Yoksa... Sen mi Burcu? Babaanne. Babaanne iyi misin? Babaanne. Babaanne gel. Hadi gel otur şöyle. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Ah. İyisin değil mi babaanne? Bak. Sana bütün gerçekleri anlatmak için getirdim seni buraya. Ama söyleyeceklerim seni yoracaksa, üzecekse söyle bana. Ben hayatımda çok üzüldüm. Şimdi de çok üzgünüm. Babanı kaybettiğinde... Seni benden koparıp götürdüklerinde, torunlarımı gelinimi toprağa verdiğimde, 17 yıl Cezayir'i ölmüş bilip göğsüme taş bastığımda hep çok üzüldüm. Artık dağ devrilse var ya, ayağa kalkarım. Umurumda bile olmaz. Her şeyi bilmek istiyorum. Ne varsa. Yanlarında kaldığım aile başta bana çok sıcak davrandı. Çok iyi davrandı. Ama sonra... Kendi çocukları olunca her şey değişti. Her gün bana onların evladı olmadığımı hissettirdiler. Sonunda da açık açık artık seni istemiyoruz dediler. 18 yaşındaydım. Orduya yazıldım. Hem işim oldu hem de kalacak bir yerim. Peki bunca yıl neden gelmedin? Daha da önemlisi. Bunca yıl sonra neden geldin? Benden çalınan hayatımın, bana yaşatılanların bedelini ödetmeye geldim babaanne. Bütün bunların en büyük sorumlusu Cezayir Türk. Ve karısı, babamın katili Firuze. Sen ne söylediğinin farkında mısın Ateş? Ha? Ne söylediğinin farkında mısın? Bu mümkün değil. Hepsi doğru babaanne. Yıllardır bunları araştırdım ben. Bütün deliller elimde. Firuze bir ajan. Cezayir Türk'ün yanına CIA'nin yerleştirdiği bir ajan. Diyelim ki doğru. Diyelim ki söylediğin bütün bu saçmalıklar doğru. Buraya bak. Peki neden amcana kim besliyorsun sen? Onun suçu ne? Sen söylüyorsun. Firuze'yi Amerikalılar yerleştirmiş yanına diye. Daha ne? Onu da kandırmışlar işte. Yapma babaanne. Sen oğlunu benden daha iyi tanırsın. Bunca yıl aynı yatağı paylaştığı karısının kim olduğunu bilmeyecek kadar aptal bir adam mı Cezayir Türk? Biliyor babaanne. Her şeyi biliyor. Bile isteye çocuk yaptı o kadından. Çünkü abisinin katiline aşık oldu. O kadın onu avucunun içine aldı. O da her şeyi kabul etti babaanne. Cezayir böyle bir şey yapmaz. Cezayir abisinin katilini affetmez. Vatanını ihanet eden bir ajana gönlünü vermez. Duydun mu beni? Ben oğlumu bilirim. Bu kalbini eliyle söker atar,
gene bunu kabul etmez. Duydun mu beni? Etmez. Sen yanılmışsın oğlum. Bu bilgiyi nereden almışsan yanlış. Firuze ajan falan olamaz. Olamaz. Aç bak. Yanılmadığımı göreceksin. Cesair gördü mü bunları? Biliyor mu? Benim ona ispatlayacak hiçbir şeyim yok babaanne. Ama senin bana güvenmen, yanımda olman çok önemli benim için. Benim bu hayatta aile dediğim bir tek sen varsın. O yüzden lütfen yanımda ol. Bunlar şimdilik sende kalsın. Bana ne zaman inanırsan, güvenirsen o zaman göster Cezayir'i. O zaman gör oğlunun gerçek yüzünü. Seni üzdüysem beni affet babaanne. Ama sana bunları anlatmadan oğlunun, gelininin düşmanı olarak karşına çıksaydım seni kaybederdim. Seni kaybetmeye göz alamadım. Ben gideyim artık. Eve gideyim. Cancağızım, Tanrı misafiri kabul ediyor musun? Ne işin var burada Tata abla? Niye geldin? Kusura bakma, habersiz geldim. Ama sen de mağara adamı gibi telefon kullanmıyorsun. Nasıl haber verseydim? Güvercin mi gönderseydim? Bana bak, adamlarına söyle, silahlarını indirsinler. Yoksa bunu sana çok ağır ödetirim. Niye bu kadar gerildin anlamadım. Memnun olmadın mı geldiğime? Ha. Hazırlıksız yakalandın değil mi? Üzülme cancağızım, üzülme. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Kusura bakmayın hanımefendi, birdenbire daldık içeri, sizi de rahatsız ettik. Tabii misafir misafiri sevmez, ev sahibi de hiçbirini sevmez. Kendimi tanıtayım, Tattavlalı Gülendam Hanım. Oğlunuzun düşmanıyım. Doğru. Senin gibi ciğeri beş para etmez adam benim oğlumun dostu olamaz zaten. Ancak düşman olur. Cezayir'in
dik kafalığı ve kabalığın nereden geldiğini böyle daha iyi anlamış oldum. Demek ki bütün aile böyle. Genetik bir problem yani. Ben de diyorum ki senin bu ukalalık, kabalık, gereksiz, ahmakça cesaretin nereden geliyor? Meğer aile bir şeymiş. Ateş Türk. Sana söyledim. Senin bile unuttuğun hatıralarını önüne dökerim dedim. Aklını kaybedersin dedim. Bak, uçtu gitti aklın. Şimdi müsaadenle babaannenle biraz dolaşacağız. Bana bak, Tatavlalı. Eğer babaanneme dokunursan, geceleri kabusun olurum Tatavlalı. Geceleri kabusun olurum. Çok gerginsin Ateş. Yani yorgunsun da yoruyorsun kendini. Gereksiz yere adam gibi de bakmıyorsun kendine. Uyuman gerek gancağızım. Uyuman gerek. Oğlum. Uyuman. Uyu. Sakinleş. Oğlum. Oğlum. Sonra konuşuruz. Ateş. Oğlum. Yavrum. Oğlum. Ben bu anı çok hayal ettim biliyor musun Cezayir Türk? Seninle yüzleşmeyi çok hayal ettim. Ama benim hayalimde böyle değildi. Namlunun ucunda sen, arkasında ben vardım. Anamı. Babaanneni. Niye karıştırdın Ateş? O kadın hep seni sayıkladı. Seni sordu. Evladının acısına bile yanamadı seni düşünmekten. Babaanneme bunları yaşatan sensin. Bu aileye bunları yaşatan sensin. Beni yurt dışında hiç tanımadığım bir aileye veren sensin. Hayatımı çalan sensin. Bana soyadımı çok gören sensin Cezayir Türk. Bir hesap soracaksan kendine sor. Bana değil. Mecburdum. Seni korumak için yaptım lan. Teşekkür ederim amca. Beni koruduğun için. Anam nerede? Bilmiyorum. Ben de onu arıyorum. Anam nerede dedim? Bilmiyorum dedim. Tatavlalı aldı. Belki de. Eğer anama bir şey olursa canımdan kanımdan dinlemem. Sıkarım kafana. Sık. Şimdi sık. Çünkü eğer sıkmazsan ben önce Firuze'ye, sonra Atakan'a, sonra da babamın ölümünde kimin parmağı varsa hepsine tek tek sıkacağım. Onları korumak için
Bu son şansın. Çık! Cezayir! Cezayir! Allah aşkına! Sakın! Sütümü helal etmem sana. Baban iyisin değil mi? Babaanne, iyisin değil mi? Sana bir şey yapmadılar değil mi? İyiyim. Tata ablanı nerede ana? Harika mı sen? Harika! Ailece çok yeteneklisiniz. Çok duygulandım. İnanır mısınız? Neredeyse ağlıyordum cacığazım. Neredesin lan? Şerefsiz! Çık ortaya! Karşıma geç öyle konuş! Ben her yerdeyim Cezayir Türk. Anlamadın gitti. Şimdi beni iyi dinle. Bütün bu prodüksiyon şunu anlamak için. Senin eşiğine gelirim. Odana sızarım. Ailene girerim. Kanına karışırım Cezayir Türk. Fark edemezsin bile. Ben Tatavlalıyım. Sana gölgenden daha yakın, gölgeni kıyına düşüren güneşten daha uzağım. Gölgeni yakalayamazsın, güneşe ulaşamazsın. Ya biat edeceksin ya da fare gibi öleceksin Cezayir Türk. Şimdi evinize gidin, sizi bağışlamamın tadını çıkarın. Canın çok yandı mı hanım? Yok. Bugün duyduklarım kadar yanmadı. Merak etme. Ne duydun? Seni ölü bildiğim yıllarda her gün, her gün arattırdım torunumu. İyi olduğuna dair bir haber bekledim. Bulsam alıp getirecektim. Sonra sen çıka geldin. Merak etme anacığım, ben yerini biliyorum. Merak etme dedim. İçimi soğuttun o zaman. Neden yalan söyledin Cezayir? Neden? İzini kaybettim. Çıkıp gelene kadar da arattırıyordum. Sen üzülme diye sana bir şey söyleyemedim. Ama böyle daha çok üzüldüm Cezayir. Yıkıldım. Yıllarca yolunu gözlediğim torunum evladıma düşman olmuş. Domrulu ateş vurmuş. Doğru mu? Ah neden be yavrum? Neden? Bunca yıldır izi tozu olmayan oğlan neden gelip de hiç tanımadığı, bilmediği bir adamı vursun? Üstelik amcasının can yoldaşı. Neden bu kin Cezayir? Aslı astarı olmayan şeylerle çocuğu doldurup üzerimize göndermişler. Yok. Bu böyle dolduruşla falan olacak cinsten bir şey değil. Çocuk aldı beni evine götürdü. Bakışlarında, davranışlarında. Özlem vardı Cezayir, özlem. Çocuk ailesini özlemiş. Bu çocuk hepimizi çok özlemiş. Beni bağrına basışını bir görseydi. Babaannesinin üstüne bile böylesine titreyen bir çocuk. Neden amcasına, amcasının karısına düşman olsun? Bu kadar kin duysun. Ben bunu anlamıyorum. Abimin öldürülmesinde Firuze'nin parmağı olduğunu düşünüyor. Benim de bunu bildiğimi... Göz yumduğumu ve sustuğumu. Ana, ben abimin intikamını alıp 17 yıl bu uğurda aileme, vatanıma, adıma bile hasret kalmışım. Böyle bir şey olsaydı bir saniye durur muydum ana? Bu Firuze. Sen bu kadını ne kadar tanıyorsun da evlendin? Hı? Bu kadının ardında durabilecek kadar ne kadar tanıyorsun bu kadını?
Oğlum yoksa gözlerini hiçbir şey göremeyecek kadar derde mi indi? Ana ben koynumda yılan beslemem. Hele sevdiklerime zarar verecek bir yılanı asla daha eşiğime gelmeden başına ezerim. Bana inan, güven. Firuze masum. Bu cihana sığmasam.